geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol kızım. Efendim Melda? Harun, işe gitmeden önce buluşup konuşabilir miyiz? Ne zamandırınız Melek'teyiz? İyiyim. Tamam, nerede buluşalım? Bunları yiyeceksiniz. Şey, ilaç saatiniz tamam. Yaklaşıyor. Eve uğrayıp geliyorum. İlaçsa o sabahkilerde şimdi akşama doğru. Ya tamam artık Eda'cığım, unut gitsin. Dua et ki yolun başına ne mal olduğunu belli etmiş. Ya ilişkiniz ilerleseydi ne olacaktı? O zaman daha çok üzülecektin, öyle değil mi? Bundan daha çok üzülemezdim abla. Sen de bir şeyler söylesene Harun. Böyle bir durum karşısında ne denilebilir ki? Bu yaptığı sizce de şerefsizlik değil mi? Evet ama belki de onun da içinde bulunduğu durum... Sen de şimdi hemcinsini savunmaya kalkma Harun. Bence Eda doğru söylüyor. Bu şerefsizlik değil de nedir Allah aşkına? Abla. Kalan eşyalarının bir kısmını getirdim. Sağ ol. Ben de seni arayacaktım. Ama ne diyeceğimi bilemedim. Konuşacak çok şey var. Ama önce Harun'un gelmesini bekleyelim. Harun da mı gelecek? Evet. Bir sakıncası yoktur herhalde. Ne de olsa senin hakkında benden daha çok şey biliyor. Yok, ne sakıncası olacak ki? Bir şey alır mısınız? Çay lütfen. Tabii efendim. Bilmiyorum, bir yanlış anlamaymış ama halledeceğini söyledi. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor abla. Ben de bir iş buldum. Ne işi? Bir kuru temizlemecide. Ne? Saçmalama Eda. Sen öyle işler yapamazsın. Sen hayatında hiç çamaşır yıkayıp ütülemedin ki. Öğrenirim abla, mecburum. İnanamıyorum ya, şu halimize bak. Biz buralara nasıl geldik Eda? Merhaba. Hoş geldin. Merhaba Eda. Eda'nın da burada olacağını söylememiştim. Ben ikinizle birden konuşmak istedim. Çünkü ikinizden de özür dilemek istiyorum. Gazetedeki haberi görünce olmayacak şeyler düşündüm. Beni affedebilecek misiniz? Abla böyle söyleme lütfen. Hayır. Kim nişanlısıyla kardeşi hakkında böyle şeyler düşünür ki? Ben gerçekten saçmaladım. Korkunç şeyler söyledim. Lütfen affettiğinizi söyleyin. Önemli değil Melda, üzülme artık. Nasıl üzülmem? Tolga'ya bile neler söyledim. Kesin benim delirdiğimi falan düşünmüştür. Oysa seni ne kadar çok seviyormuş. Şimdi çok daha iyi anladım. Keşke olanları geri alabilsem. Ben geliyorum hemen. Niye ikimizle de aynı anda konuşmak istedi sence? Belki de hala şüpheleniyor. Nelere sebep olduk görüyor musun? Bizim yüzümüzden üzüldüğünü görmeye dayanamıyorum. Benim için kolay mı sanıyorsun? Ne kadar da acı çekiyorum. Biz acı çekmiyor muyuz? Hepimizin canı yanıyor. Melda, bunları yaparak ne elde edeceksin? O ikisi yan yana işte. Ne görmeyi bekliyorsun? Hiçbir şey yok işte. Tesadüf onlar. Pis bir yalan haber.
Kurtul artık şüphelerinden. Aklından geçenlere mani ol. O benim kardeşim. Canım o benim. Bana öyle bir şey yapmış olamaz. Allah'ım yalvarırım sen de yardım et. Şu beynimi durdur artık. Daha fazla düşünmek istemiyorum. Yalvarırım bir şey yap Harun. Onun daha fazla üzülmesine engel ol. Ne yapmamı istiyorsun? Ablanı ikna etmem için daha fazla yalan söylememi mi? Gerekiyorsa evet. Yalan söylemek aramızda olanlardan daha mı kötü sanki? Ama hiçbir işe yaramadı, görmüyor musun? Daha fazlası da bir işe yaramayacak. Başka şansımız yok. O zaman yalanları da sen söyle. Benden bekleme artık. Lütfen gitme. Ablam bizi izliyor. Ne olur beni yalnız bırakma. Kusura bakmayın. Sinirlerim bozuk. Şimdi nasılsın? İyisin değil mi? Evet merak etme geçti. Daha iyiyim. Hadi sen de dersine geç kalma. Önemli değil. Yanında olmak istiyorum. Yok yok git sen. Geldiğin için teşekkür ederim Eda. Peki. Görüşürüz abla. İyi günler enişte. İyi dersler. Sağ ol. İyi misin gerçekten? Evet merak etme. Sadece söylediklerimden hala çok utanıyorum. Saçma sapan bir şüpheyle aptalca şeyler yaptım. Kendime inanamıyorum. Kendine haksızlık etme. Tek suçlu sen değilsin. Benim de hatalarım oldu. Evet ama ben de affetmiştim. Bu konu kapanmalıydı ama yapamadım. Aslında düşünüyorum da beni Ava'ya davet ettiğin o hafta sonu seninle gelmiş olsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. O zaman bana itiraf ettiğin o kaçamağı da yaşamamış olacaktım. Melda. Tamam tamam. O konuyu tekrar açmak değil niyetim. Ama evlilik teklifine hemen evet demeyip senin aklını karıştırdığım için çok pişman olduğumu bilmeni isterim. Biliyorum. Hadi şirkete geç kalmayalım. İtalyanlara bir an önce cevap vermemiz gereken birkaç husus var.